Selam aleyküm sevgili seyircilerimiz. Efirde Gönül Gönülden yayını. Ama yayınımızına başlamazdan evvel men şunu hatırlatmak isteyim. Patreon'a yazılınız, böyle etip ATR telekanalımızın korantasına kırınız. Biz sizler için ise ana tilimizde güzel güzel yayınlarını çıkarmaya devam edecek misiniz? Yani patreon.com/ATR UA anda kırıp ATR korantasına kirebilirsiniz. Men ise sizlerini bugünkü misafir Фармазнен таныш этмеге истейм, бу белли чалгыджи, ерджи, продюсер Арс Музык продакшынын тесисчисы Арсен Уга Османов. Селам алейкум, Арсен Уга. Алейкум селам. Насылсыңыз? Сагылыз, Арсен Уга, сызны көрмеге гайет мемнунмыз. Ве бірінші суалим бөле олачақ. Білесізім, пек мирахлы Арсен Уга, сызын тамырларыныз насыл кой ве шерлерінден келе? Evet, hepsini ben hayırlayayım. Bugünkü günden biz bağlandık. 3. sentyabr. Okullar başlandı. Demek ki biz de işimizin başladık. Talebelerimiz daha çok olacak inşallah. Benim soy sopum evet biraz karışık. Neçin desen çoksa bizim milletlerimizin içinde, halkımızın içinde çeşit çeşit köylerden ana babalar. Benim hanımda çok bırkanlar var. Demek Türkiye'de var, Uskut'ta var, son Kurzuf tarafından var, Kafkas'dan var. Çünkü kaç türlü kanlar bizde. Ama evvelden aytaydılar ne kadar çok kan olsa adam da o kadar o kadar talabiyetli olayken. Şunun için siz o kadar tillerde yırlarını yırlaysınız. Ya til demek gene de halkın bilmek, halkın içinde yaşamak ve öğrenmek. Men bellesem bu büyük bir iş. Neçin desen sen bu halkın dilini anlasan, adetlerini anlaysın. Çok çok şeylerini anlaysın. Aytkan lafları gelişi. Onun için men bellesem faydasını görmek gerek bu işte. Ama bunu sizin icadınızdan biz koruyemiz. Farklı janrlarda çalışasınız. Arsen Ağa, bilesizim, pek meraklı. Siz Kırım'a ne vaxt kayttınız? Aslında avdet yolunuz nasıl oldu? Avdet yolumuz bizim bütün halkımızın dayın. Halkımız 91-90 senelerde kayıtkan idi. Ama biz biraz ertece kayıttık ama Kırım'a yol kapalıydı o vaxtları. 78'de sonunda Kırım'a koymadılar. Biz ebette halkımızın çoğusu Ukrayna tarafına, Kherson oblasına geldiler. Ve partizanlığa geldik biz. Novoaleksiyevka partizanlığı tarafına. Anda yaşaydık. Son gene gittik. Son gene geldik. Son Kırım'a yol açıldı. Biz gene de kayıttık. Hep bütün halkımızdan yerleşmeye yer kıdırdık. Okumağa yer kıdırdık ağır vaxtlarında ama gene Allah'a çok şükürler. Özümüzü taptık. Yaşaymız yavaş yavaş. Allah'a çok şükürler olsun. Ama birinciden elbette hizmet etmek gerekmez. Özümüzün işine bakmak gerekmez ve ballarımızga aşılamak gerekmez. Ve bu günleri başka kayıtmasın diye yaşamak gerekmez. Kureşmek gerekmez bugünkü günde. Ozumuzun zenatımız ne olsun, başka zenatlar olsun. Herkes uğraşmak gerek. Bu vakiyaların Kore'si işte bu günler 14 seneden beri. Biz her taraflama kapalımız. Demek ki çok bir plaşatkalarımız var. Demek ki bizim sevgili ve birinci ve birden olan ATR kanalımız bile böyle oldu ki kettiler. Mecbur oldular ketmeye. Ve sizden bak elbette kıyınca oldu şimdi. Başta çok işler beraber baraydı. Çok yardımlar koruyorduk ama şimdi bu konularda koruyasız televizyonya yok. Evet kimin insanlar var, ularga vardır bir televizyonya. Ama biz katlamayımız, barmayımız. Çünkü bizim biraz ağırca oldu. Plaşarkalar da kalmadı, konsertler kalmadı. Demek ki yaşlarına da bir yol açmak için birinciden rotasyon degen şey var.
radyomuz olmak gerek, televizyonumuz olmak gerek. Elbette şükürler olsun ki sizin yolunuz açık olsun da sizin kapatmasalar bizim de avuçumuz elbette çıkacak kısmet olsa. Hı-hı. Ama ağır günlerini de düşünüyorsun. Neçin desen ağır günler demek siz olmasanız bizim de davuşumuz eşitmezler. Арсен агам, а тер үчүн бөле дестек сөзлөрүңүз үчүн чөк сак болуңуз ве алган вазият акында биз бүгүн сизнен дал афетерек, бөле суалерим бүгүн чөк. Ама Кырымга келгенде, Кырым мевзусун сизнен девам этмек истейм, чүнки Кырым эпимиз үчүн эң кыйметли, эң севилген топуракларындан бири. Ве экени албетте ки Кырым менен баглы эң кыйметли хатырлаларыңыз насыл? Kırım'dan bağlı. Evet, hatırlam, ben belirleşim her yıl bir tane bir hatıra saklayımız biz yüreklerimizde. Her sene bir, ya yaramay bir şey, ya yakşı bir şey olsa ömründe elbette onu saklana yürekte. Ve ömür boyu onu taşıysın. Ama gerçekten desen evet, yaxşı vaxtlar var idi. Biz belki ağırca idi. Ama biz, ben özüm zənatım baksam, evet de, o senelere, demek ki 90-cı senelere ağırca idi. Ama gerçekten baksam, muzikamız daha da çok saklıydı. Ve o zamanlar hatırımızda, ben belirsem en çok kaldırgan şey, demek ki, o vaxtlara kaldı. Niçin desin, o vaxtları muzikanın demek ki dadı var idi, neziyeti var idi. Şimdi şu anda ben belirsem o kadar hatıra kaldırmaz. Hı. Ama keçken yıllar elbette hatıra olarak bizde çok bir böyle rüya dayım kaldı. Rüya dayım oldu. Biz sanki dersin biz o yıllar geçti, sanki çok yıllar geçti ama yarım sene o güne biz başka vaziyetteydik ve o günler hatırımızda kalır. Müzikamız da, tiyatrımız da, çalışkanımız da, faydasını da ve bizim oskenimiz, ne yırlağanımız, ne aytkanımız, ne gazetelerde yazganımız o hatıra olarak elbette kaldı çok bizde. Şimdi bu günlere elbette bu biraz bu taraftan biz zayıfız. Ya aslında fikrinizge göre mana Kırım Tatar müzikasının özgünlüğü nede saklı? Özgünlüğü birinciden saklana Kırım Tatar müzikası olmak gerek elbette birinciden. İşte özgünlüğü odur birinciden. O olmak gerek. Ama ondan başka biz elbette biz devam etmek gerekmez. İnkişaf etmek gerekmez ve ben belirlesem kendine çalışıp ve yüksek seviyede özümüzün müzikamızın daha da meşhur etmeye, daha da zemanevi etmeye, daha da ben belirlesem bütün bu çeşitli stillerde çalışıp inkişaf etmek gerekmez ve daha da çok dağıtmak gerekmez özümüzün müzikamızın. Başka müzikalara bakanda, başka milletlere bakanda birinciden. Elbette özgünlüğü o manası, yırların manası, yırların sözleri, yırların makamları onu değiştirmek bizim hakkımız yok ama dülber yapmak, güzel yapmak ve biraz seslerini doğranmak, seslerini zemanevi etmek. Bütün stilge zamanevi olarak değil de seslerge bağlı. Demek ki bugünkü seslerini kullanıp biz daha da yaşatmak gerekmiş bu yıllarını. Yazsak bu yıllarını eski kalıp Kırım'da da kalık yıllarını diyeyim. Hı hı. Onlarını yazsan elbette yanı seslerinin yazsan yanı umur beresin, yanı demek ki yanı duygu beresin ve yaşlarımız onu eşitip sevmek gereksiniz, sevmek gerekler ve daha da çok her yerde bir sımarlamak gerekler, sevmek gerekler.
aşılamak gerekmez biz. Arsen ağam, ya siz nasıl düşünüyorsunuz bizim milli müzikamızga nasıl milletler tesir etti? Bizim müzikamızga nasıl milletler tesir etti? Ya milletler tesir etmiyor. Masum, bizge milletler tesir etmiyor. Biz özümüz adam adam olarak biz adamız ve biz hata yapmağa men bellesem çok katal değil, doğru aytam. Çok katalar biz adamlar yaptık. Yapamız halde. Bizge bir sı tesir etmiyor. Biz ogrenemiz, biz bakamız, başlayımız başka milletlerin yırlarını yırlamak. Ama güzel olsun de yırlarımız bizge mümkün dinlemeye demek ki en yakın halklarımız elbette Türkiye en yakın. Onlardan örnek almak gerekmez. Onların müzikası çok pek bir yüksek seviyede. Ve onlardan örnek almak gerekmez. Bizim halk müzikamızın daha da meşhur etmeyi, daha da lübir etmeyi, daha halkımızda daha meşhur olsun de. Ama biz yazık ki böyle yapmayımız. Biz kıdıramız yengil bir yollar. Demek ki hırslamak, kaverler yapmak o büyük bir mesele, ağır bir mesele ve acı bir mesele. Niçin desen biz onsuz da böyle ağır vaziyetlerimiz. Saklamaktan başka biz daha inkişaf etmek gerekmez. Daha da yollarımızı açmak gerekmez. Milletimizin bilsinler de, yerlerimizin bilsinler de. Ama biz yazık ki biz diğer milletlerin havalarını alıp yırlap sözlerini yazıp böyle özümüzün meşhur etmeye stiller kimer yırcılar o büyük bir yazık elbette, büyük bir yanlışlık ve men bellesem o yanlışlık bizge okumuzge çıkacak da 20-30 yıl sonra biz daha çekişeceğimiz ve bu problemlerini biz şimdi yapamız ve bizim ballarımız ve torunlarımız yazık ki görecek okunlarını ve yazık böyle olur. Biz milletimizde ağırlık daha da çok gösteriyoruz. Ne için desen son dava edecekler bu milletlerinin anlatacaklar. Yok bizim avamız. Demek ki bu yerin böyle yırcı yırladı. Bu yerin böyle yırcı yırladı. O bizim avalarımız. Ama millet bile ki onların telinde ve onların bestekarlar yazdı bu avan. Ve onlar doğrusunu aytacaklar. Ama biz böyle bir arada kalacağımız. Ne için desem, ben yırlarımdan aytam. Ben Kavkaz'da olan bir halk, şimdi aytmayacağım adını. Ama biz her vakit mıskılaymız, onu aytamız. Onlar onu kısladılar, bunu kısladılar. Toprakka barınca kısladılar. Ve onların kule edip her zaman. Ama şimdi özümüz böyle aldığımız, biz özümüz her yerden kırsızlaymız, aytmayımız kimin yeri. Demek ki cover yazganda cover versin. Demek ki bir Azerbaycan yeri ya bir Ermeni yeri ya bir Türkiye. Onu yazmak biz borçlumuz ama çoksa yazmayı bile. Ondan da başka milletimiz kim bilecek, kim onu kıdıracak? Onlar hepsi çalışalar, özlerinin işlerini bileler ve dinleyen sayın onlar belliler o bizim havamız. Ve yıllarca böyle gidecek. Torunlarına bile anlatacaklar. Son demek ki o avalar bizim halkımızda kalacak ve bizim torunlarımız son anlatacaklar. Yok diyecekler başkaları, yok o bizim avalarımız, yok o bizim avalarımız. Demek ki bu ağır mesele ve ben buna pek karşım. Ben demek ki aytmağımın günün birinci kim karşı bu işe, ben istemeyim bu iş olanla ve kol tutmayayım bir vaxtı. Bilesiz, mına dinleyimiz elbette ki bizim yaşlarımızın yazgan müzikasını ve aslında çalgıcıların yazgan müzikası ve elbette ki alalar mına şu saytas, nasıl çok Kafkas müzikasını, Azerbaycan ve mına ait mağan milletin anladığım bu mağandı elbette ki. Kullanalar. Ben onları dinleyim ve öyle düşüneyim ki bu insanlar müzikanı yazganda nege saslanalar? Bizim garmoniyamız o kadar zengin, bizim mağamlar
kurallarımız o kadar zengin. Ne yetişmiyor? Ne için öyle ola fantaziyası yok? Kolay almağa onu ne için öyle olay? Ya da bestekarlarımızın seviyesi öyle de gel. Ne için öyle ihtiyacılarımız var? Başka milletlerine o kadar dikkat ayırmağa. Bakın Zilmaz Hanım, şimdi ben böyle aytayım kısana. Onlar yazmaylar bu şey ve onlar tek hazır, işte senatımızda minusovka deyiler. Demek ki arka deyiler, Türkler arkalar var deyiler. Demek ki bu müzika. Sözlerini yazdıralar, tercüme ederler. Bizde var mı kaç tane tercümeci? Onlar tercümanlar ve tercümesini yazarlar. Bizimkiler tek sözlerini uyduralar ve yırlaylar. O ucuz, o demek ki bizim dugul ve en yengil bir yol. Birinciden, ikinci sualimiz ge, bizim demek ki müzikamız pek harmoniyası buyuk. Biz dengiştirmege, harmoniyan dengiştirmege hakkımız var. Biz onun manasını ve makamını, demek kantasını dengiştirmege hakkımız yok. Ama harmoniyan dengiştirmeye mümkün, seslerini dengiştirmeye mümkün, daha zenginleştirmeye mümkün. Ama yazık ki biz ne çünkü ama biz sevimiz her şeyde. Ne isteseniz her şeyde biz sevimiz başka milletlerin daha da yüksek kotermeye. Demek ki şimdi toylarda bakın birkaç seneden beri Lizginka degende Lizginkasız bizim toylarımız geçmeyi ve pek meşhur oldu ve pek toy sabıları bile zakaz ettiler. Sizge agrava kaytarma yok. Siz Lizginka oynayın bizge. Demek ki bu meşhur ettiler. Daha da çok. Daha da çok hoşalar. Demek adam toy yapa. O kadar işte masrafları var. O kadar iş yapa da uzun toyuna uzun havalarını samarlamayıp oynasınlar deyip oyuncular. Lizginka oynayın deyiler. Ebette o büyük bir yanlış. Ondan da başka. Bizde bestekarlar çalışırlar, yazarlar ama elbette bizim halkımız aytam da her zaman başka milletlerin havalarını daha da çok sevilir, daha da çok koterilir, daha da çok emiyet verilir. Ne için desen toylarda bakanda, sipariş yapanda olmayacak yıllar. Хочу тебя любиться, золото, bilmem зацепило. Olmayacak yıllar. Bizge gelişmeyen yıllar. Elbette olur ama yaşlar da dugul. Bu endi esli başlı adamlar ve böyle işte emcelerimiz, dayılarımız, ağalarımız böyle insanlar zakaz etti. Demek ki akılları, fikirleri yerinde, her şey normal geçe ama ne de zakaz ettiler bilmeyeyim. İşte bu milletimizde var. Diğer milletlerini sevmek ve kotermek. Ne çünkü bilmeyeyim. Bizim halkımızda gerçekten de o şey var. Hem dilimizde var. Yazıktan yazık. Bizim halkımızın bu yazık problemi. Ben onu sevinip aytmayayım elbette. Yazık elbette. Pek yazık. Sen çalışasın gece gündüz yeni yer olsun de. Yeni havalar olsun de. İsteysin çaldırsınlar de. Milletimiz gekirsin. Daha da çok havalarımız olsun. Ama milletimiz onu görmeyin, istemeyi görmeyin ve devam ete başka havalarını sınavına. Arsen Ağam, yasız sözünüz, milli müzikamızını nasıl ugrindiniz, kim sizin ocalarınız oldu ve kimini siz daima dinleysiniz? Elbette ocalarım endi rahmet oldu, Allah rahmet eylesin. Bizim İbrahim Ağa Kelmençikli var idi, Eskırım'da yaşaydı. Onun ballarını bileyim, ağalarını, kardeşlerini bileyim. O Gülme Ağa rahmetli oldu. O da o da keçindi. Son Mehmet Usta var idi. Hukuki ustaların talebesi. İbrahim Ağa tapkırımdan çalgıcıydı. Gülme Ağa. Ve sonunda men Enver Ağa Şefidinov'ten 2,5 yıl beraberlikte çalıştık. Beraberlikte çok bir merasimlerde iştirak ettik. Ve ben çok şeyler ondan da öğrendim. Ondan da başka men Rizaha Grabov dayın, Hasan Ağa dayın, soyun ustalar dayın, öyle adamlardan da çok şey öğrendim ve ben bellesem o büyükten büyük bir fayda verdim ama ben halk havalarını böyle topladım ve çok yıllar biz albümler de çıkardık. Olar olmasaydı, bu hocalar olmasaydı, ben de olmazdım, ben de bilgi olmasaydı. Ne için desem, o seneleri, o vaxtları kendi de pek ağır vaxtlar ve
ustalarımızda bir şey var. Eski ustalarımızda. Evet, onlarga bir ağır geldi bu yerlerini toplamağa ve onlar pek kıyın onlar ne sağlıklaşalar diyeyim, naz aytayım sizge. Onlar vermek istemeyelim. Ne için demek ki sen yıllarının, ben yıllarının okuyandım, çok ağırlıklar gördüm de ben sana böyle boş-boştan, yengilden vereyim de bu havaların sen de çal, böl degen bir yanlış bir düşünce var. Uh-huh. O vaktlere başka bir meseleydi. Niçin desen bizim halkımızda içinde daha endi başlaydı bu zemanevi havalar çalmağa ve yapmağa. Biz başladık, halk havalarını başladılar yapmağa zemanevi böyle usulda. Ama kalitesi yok idi, nazaytayımsı. Ne bile kaçısla. Demek ki yaşı yap olamayedler ama bozayedler demek ki. Ular her vakit aytayedler anlaşlar. İşte yaşlar şimdi alırlar, bozarlar, ben vermeyeyim, göstermeyeceğim dedim. Ama ben vaktleri ben çok yurdum bu insanların ardında yalvarıp böyle nasıl diyeyim, sipap ugrenip demek ki ben değiştirmeyeceğim ve kendide siz yırlağandayın sizge siz alıp gelgen dayın ben de gene devam edeceğim ve göstereceğim halkıma inşallah deyip böyle söz belgenedim ve böyle yaptım. Hala da bugün gece ben halk havası oldum, ben nasıl obrendim öyle de devam edeyim, öyle de gene de yaşlarımızda obrendim ve göstereyim. Арсен аға, Учансу ансамбілі бұл сізің ижадыңыздың өлі мұйым бір қысымларындан бірі. Яғни бұл ансамбілің вастасы елі асыл нәтижелерге ерішмеге имкенлар олды? О, бұзен бір вақытлер, бұзен бір сұал елмас қаным. Керчектен бұл еллар ұнтылмас бір еллар. Нечінде сен мен яшымда, о заман 19 яшында едім. Енді башладым бұл музыка. Bu müzika mı? Elbette evvelden müzika okuna barganda da mektepte de çok balalığımdan müzika geldi. Mağa ve babamdan, kart babamdan, bitandan, onlardan ama elbette onlar olmadan olsaydılar ben müzika hiç işim yok idi müzikane ama elbette ose müzika mektebi olsun öyle oku olsun. Son işte müzika Çaykovski neme uçilişe kırdım ben. O vakit Aleha Alimov ve Selver Ağa Kerimov bizim belli çalgıcımız akordeoncu. Kendiler uçilişe de kıdıralar işte bu oğlan toplansın diye ballarını toplaydılar. Студентлерні келіп те бір оркестр болсын деп топлайды балаларына. Сон Аляға мені шақырдылар, деділер, мына оғлан дей. Демек ки біздің арамызда бөле бір организацияның тарапынан білгісі бар ве халық ерларынан сіз онымен лаф етіңіз деп. Бөле танышылдық Аляғадан бастадық жұмысымызды. Сон серверға уақытлары енді бастағанда ол музыка ребереді. Мен ярдымчысыйдым, мен тек оркестрде аккордеон шалайдым. Сон Сервер аған баяғы бір ішлері чықты ве ұл юрт ішіна чықма істеді, Франция кетті, Түркия кетті. Деді, сен қал, дедім, мен саға қалдырам, саға бөвенем, ве сен шалдыр. О вақытлер менде, әбетте, менім үшін бұйық бір басамақ еді. О басамаққа басып, 16 адам мен топладым оркестр. 3 tane mi, 4 tane kemaneci var ya da 2 tane truba. Demek ki polni orkestrovi kolektivim var ya da. Ve bir tane Rus Deniz bas gitarada çalaydı. Bütün bizim havalarımızın çalaydı. Ben onu sık hatırlayayım. O zamanları başladık biz konsert programmalarına. Kırım'da son başladık. İşte böyle meşhur olduk. Beraberlikte alakadan başladık çalışmaya. Muzika reberi oldum. Son bizge yol düştü Amerika'ya. 90. sene sonunda. Endi başladık işte demek ki bir
bir yıl olmadı mı, bir yıl oldu mu hatırlamayım şimdi. Biz işte bizim çağırdılar, biz Amerika'ya gittik. Sonra ben o vakit Moskva'ya barıp bizge razılık verdiler, biz gittik. Son andan kaytıp biz hep Türkiye'ye bardık, Rumunya'ya bardık, birkaç memleketlerge bardık. Son kene 94 senede kene bardık Amerika'ya. Beraberlikte anda olduk. Konsertler verdik, bizim yakışı karşıladılar, bizim vatandaşlarımız ve sevine sevine bu senelerini elbette Amerikan görmeye böyle kısmet oldu. O hatıralar aklımızdan ketmeyi ve ketmeyecek. Kaytkan son elbette daha da çok çalışma istedik, daha da inkişaf etmeyi istedik ve men ayrı bir ensemble uçan su, instrumental ensemble uçan su özümüzge böyle bir topladım. Biz dedik beraberlikte bir başladık 4 adam, son Aydır Fettay bizge koşuldu ve biz 5 adam olup böyle uçan su ensemble oldu. Demek ki instrumental ve vokal ensemble oldu. Ve biz beraberlikte başladık böyle hem toyların çalmağa, çok çalaydık o zamanlar, hem demek ki bizden son bir şey kalsın deyip yazma stüdyada yazmağı istedik. Ve en birinci büyük bir stüdyamız Donetsk'teydi. Anda vardık ve zor nen yaşap, zorluk korup demek ki anda mevini aşap, bir odalarda yaşap ahırlık. Ama kendi de bu unutulmaz bir şey. Neçün desen bu yazılgan havalar hala daha bugün gece olar barlar ve her yerde çalına. Neçün desen biz o zamanlarda ben emeğet veriyordum her vakit kaçta degen şey. Demek ki kalitesi olsun deyip ben her taraflama onu bakan edim. Ve biz o zamanlara bir tane проигрыватель bar idi bizde Radio Asol'da. Dat проигрыватель деген ши, дат кассета. Мен о вақтлары ялвардым о адамын анда Донецкиде оға ясынлар деп. Ве бетте о оға işte o zaman onu yapканымыз үчүн бүгүн кечи биздин демек ки бүтүн жерлерimizin качествосу деңшеген ве эр жерде кайсы бир кафеге барсам bizim milli Kırım-Tatar kafelerine bir yerde bu havalar çalına ve en birinci aklımda kaldı. Biz üçüncü albüm yazganda üç kere bakan edin biz Donetski'ye. Yazganda son bizim meydan radyomuz açılganda Rifat ağamız Malikov son telefon açtı. Dedi Arsen biz radyomuzu açamız diye. Men bilem sizde üç tane diskiniz var, üç tane gazet getirsen yaxşı olur dedi. Bizde işte bazamız endi başlana, playlistimiz endi. Мен чапа-чапа алып кеттім, дедім, ана біздің де радиомыз олажак, біздің авалларымыз да чалынажак. О вақтлары сау болсынлар. Бүтін бөле бір командамыз бар еді, бөле мобет командамыз бар еді. Ве арада біз қатнашамыз, көрішеміз, бірабірліктеміз. Ве ердайым көрішкенде бір о вақиялар ақылымызға келе. Пек мерахлар сынаға. Арсынаға, мұна мен шынды сізнен тойлар ақында алаф етмеге істейм. Шынды біз көреміз, біздің милетіміз тойларға оқадар емиет береки. Бұл елік не той ұстасы олмақ үшін насыл қабілетлер керек? Шымды мұны яқсан? Шымды той қалмақ үшін насыл істедатлар олмақ керек? Яда керек ме? Яда бүгін шымды ноутбуклар чалаша насыл? Айште сіз жауабынды бердіңіз. Элмас ханым, керчектен айтсаң, бұл ағламақ керекміз, күлмек керекміз, ама күлгім келді. Нечінде сен шынды бізге бір ноутбук керек, ве сесілі бір колонкалар, демек ке, пульт. Біз боле, біз Қырым-Татар тойларын алып бармаға күніміз келді, язық ке. Демек ки сен келесин ве бутун ақшам ноутбук чала, анда чешик ансамбльлер топланылган, кесилген энди парча-парча эң гүзел жерлери чалына. Ве бутун жерлер, демек ки сымаш жапсан, бир жерин салгыр бою демек ки. Ким жерласын? Истесең бу жерчи, истесең бу жерчи, истесең бу жерчи, истесең. Демек ки боле күн келді, язық ке. Ама жанлы музыкамыз
şu künge yok olmadı. Men umut etem birkaç yıllar daha biz kureşirmiz. Ama tek bizim kureşimizden bu iş toktalmaz. Milletimiz anlamak gerek. Ve biz birinciden biz ozumuz anlamak gerekmiz. Ve çalgıcılar. Ne için desem bu tek çalgıcılardan bağlı değil. Tek halkımızdan bağlı değil. Hepimizden bağlı ve hepimiz yazık ki böyle bir yanlış iş yapmamız. Emniyet vermemiz halka, işte canlı müzikamızga, halk havalarımızga. Onun için yok ola işte müzikamız. Ben anlatırım şimdi. Ben onu çok düşünüyorum ve oğa cevabım var. Biz her zaman müzikantlar bir 5-6-7 insan olup çalışıyordu. Doğru mu? Töylerden. İşte bu eski zamanlardaydı. Sonra elbette biz bas gitara gerek mi? Bizge işte klavişnik çala. Sonra gitara gerek mi? Kemani, klarnet, truba, akordeon var. Ne gerek var o kadar? Onu da azlaştırayık. İşte yavaş yavaş biz geldik. Son geldi klavişler, işte böyle samaygraykalar, işte obşitaniske miyolunga yatıydı. Ondan sonra mini disk geldi. Mini diskin ardından notebook geldi. Demek ki o aletler çalganda biz varıp, biz değil ama bizde uçansu takımında böyle bir zakon var idi. Yani demek ki kanun var idi. Biz varmaydık. Umumi oyunu olganda biz varmaydık. İşte barıp oturup aşamağa. Böyle bir şey yok idi bizde. Biz her vakit duraydık ve çalışaydık. Ama diğer kolektivlerde elbette onlar takımlar böyle toplanıp barıp oturup neteydiler, aşağıydiler, içeydiler, keflenediler. Ama insanlar da kasetlerin bakanda elbette koreydiler. İşte en güzel vakti umumi oyun. Hepsi oynayırlar, her şey yakışır ama bir tane demek ki Arsen olsun adı. Bir Arsen duran. İşte mini diskten, notebooktan. Son adam düşünedi. Ne gerek var ben bunları çağıracağım? İşte bu adamı çağırayım, doyum bitecek. İşte yavaş yavaş böyle adamlar son düşündüler. Aha biz akça kazanma mümkünümüz. Ne gerek var o kadar akça vermeye? Biz bu adamla veriyoruz. Kalkan akçılar biz geçecek. Demek ki ben ne etme hastayım? İki taraflama. Bir taraf işte biz yanlış yaptık. Yıllarca müzikantlar. Yıllarca halkımızda şimdi naz edip işte korkuyor naz edip mümkün işte doyun tekrarın akçısını yerine getirmeye, yengilleştirmeye ozunu doyunu para taraftan ve onlar düşündüler, biz düşündük işte böyle alga geldik, yaramay alga. Şu günleri var bizde kolektivler, canlı çalınan kolektivler, doylar çalarlar, meşhur olalar. Ben birkaç tane kolektivlerden çalışam naz demek, ne demek onlar albümler yazalar, yerler yazalar. Ben demek ki onlara yardım edeyim. Ben de kızganmak demek degen şey yok. Keleler, ogreneler, men anlatam, çalıp bireyim. Barın ogrenin de son gelip yazarı, dülber eterip, güzel eterip, sonunda güzel olsun deyip benim maksadım böyle. Ve her şey yakışır işte bu kolektivler çalışa. Ama onların üstünde insanlar var işte toy sabıları var. Milletimiz işte başka şeyler çaldıralar. Ve onlar mecburlar çalmağa. Çok kolektivler var. Emiyet vermeyiler. Millet bu gerek mi? Millet şuna ne kadar az açı vereyim de toyum geçireyim de. Böyle de çalışan ballar var. Halkımızda da işte kim yerde sorarsın kim olacak diye olacak diyorlar. İşte onun tatlılığı geçti işte Kırım Tatar abalar. Onlar olmaz niçin desem canlı olmadı mı olmaz. Onun için biz aklımızda membellesem az çık bir şey daha kaldı bizde kurtarmaya. Birkaç yıl. İki yıl, üç yıl. En çok. Ondan sonra tutamamız biz. Ve yazık ki biz kalacağımız notebook'tan. İki tane, üç tane kolektif olur işte bu Tonkırım'da çalınan kalanları membellesem. Hepsi geçer ya da cansız çalmaya. Ya da canlı olsa pek ucuz ve
kalitesiz çalacaklar. Demek ki biz kaçtı. Demek bu daha çok halkımızdan bağlı, öyle mi? Yani halkımızdan iki taraflı mı ettim de iki taraflı. Bizden de çok bağlı. Biz terbiye veriyoruz, biz aşılatamız müzik. Hani nasıl müzika versen böyle de aşılana. Demek ki halkımızda biz veriyoruz. Ne dinlemek, ne alıp var, nasıl alıp varla, ne yapmak gerek. Albarcılardan bağlı. Ne için desen çok şey onlar demek ki aytalar doysamısına. Böyle yapın, böyle yapınız, biz onu çağırın, bunu çağırın. Onun için her şey men aytam da iki taraflama. Ama en birinciden biz halkımızda anlamasamız halkımızda, yani bütün halk anlamasa biz bunu cayacağımız de bizde bir şey kalmayacak. Tek diğer milletlerin havaları kalacak da onu anlamasalar bitti işimiz. Арсен ағам, сіз Арс Музик Продакшынны құрдыңыз. Бұл продакшын ватандашларымызға насыл имкенларына ача? Міне, оле. Ах, насыл гүзел. Имкенлар ача. Әр тарафлама ача, нечін десен, халқымыздың ішінде истидатлы да бар инсанлар пек аз, ама бар, керчектен айтайым. Biz her zaman yazık ki olsun ama kışıramız biz pek istidatlımız, pek bilmem naslımız ama biz o şeylerini aitmak evet aitırmız ama hakkımız o kadar yok. Milletler aitmak gerek ve diğer milletler aitmak gerek. Bu millet baksa nasıl de baksa nasıl işte talep etli nasıl işkir. Ama biz özümüz aytamız, ana biz istidatlımız, biz bilmemiz. Yok, bizim istidatımız başka. Biz çalışmak gerekmiz ve yaxşı bir işler alıp varmak gerekmiz. İnsanlar özleri anlarlar, özleri bilirler, özleri işte seçip alırlar. Onlar anlarlar, biz istidatlımız yoksa mı yok. Мен имкенларын боле берем. Эр бір истидатлы я стеген огренмеге ве огренеджек ве я да огренген ама да да юксек севеде сте огренмеге я бір ши япмаға я язылмаға я альбом чықармаға я клип чықармаға мен білмейм. Эр тарафлама келем аға менім қапыларым эр дайым ачық. Маға телефон аша білерлер ве әбетті менде бар талебелерім ве менім бір тақым бар, сон бір қаштане талебен бар. Олар үшін мен язам. Арсен ағам, от келіс бұл ақында бір астафсилатлы жем аңылатыныз. Білесізім, бүгінгі күнде әр бір ұстаны талебелері ең. Ама мұна сіздің талебелеріңіз баяғы бар, біз көреміз. Олар мұна клиплеріні де язалар. Бұл ақында бір астафсилатлы жей кәйетіңіз ве бір чоқ ярышларда да іштірак етелер. Сіз де оларнен келесіңіз бұл ярышларға, бұл ақында да бізлернен пайлашыңыз. Бақын, доғыр айтасын, Ермес ханым, үште оға кетчек едім. Бір қаштане талебен бар, мен олар үшін язам. Демек ке автор аваларын, үште мен автор оларақ, олар үшін язам музыка сөздеріні, клиплеріні язам. О, менден әрші бағылы. Оларын, ачықтан айтайым, олардан ақчы кетмей. Демек ке мен боле имкан берем. Мен озым. Арсен ағам, пек жүмертсіңіз, пек жүмертсіңіз. Мен білем, аранжировкаларын жазмақ үшін бұл пек өле палы бір ше. Ама мен оны бағырып, күшіріп, әр елде айтмайым. Не үшін десем, мақтанасын деп шығам, мен мақтанажақ ерім ең. Адамлар білелер бірінжіден, олар бақыжақлар да оға емейді бережеклер. Менің талебелерім бір нәлесі келіп темаға, демек ке бұл аранжировка үшін, ер язмақ үшін. Мен башта ерін язам, сөздерін язам, аранжировкасын язам, сестерін язам, сведение, микс, мастеринг япам, ондан соң клиптер яздырам. Олар бір кап түшмелер. Демек ке оларын жобынден бір шек етмей. Ама, әбетте олар менің продюсерский центрімді олған үшін, олар чалышар ал, менің адым ве менің, демек ке қолларым, менің сесім, менің әршейім олар. Олар мені масқара етмейдіктер, ве әр елде, үксек себеде өзін көрсетеріктер.
yıllar olsun, klipler olsun en birinci budur. Evet yazık ama kızlar akıya çıkarlar, evlenirler, oğlanlar ve onlar evet de son koranta bakarlar ve bu işin taşlayla. Mende çok kızlar şimdi kettiler menden ama men pek kuvanam ne için desin onlar koranta dizdiler ve yaşayla Allah'a çok şükürler olsun. Ama benim prodüserski centrimde kim var? Onlar demek ki cebinden para vermiyorlar. Benim üstümde her şey. Ben onu alıp baram. Dersler olsun, her bir выступление, konsertler olsun, bir şey olsun. Ben her daim men yanlarından ve yardımcı olam. Bir kaç yıllar evvel açısa aydınız mende sizge keler edim. Böyle imkanlar... Sizin yolunuz her daim açık. Yok, böyle bizim vaxtımızda böyle imkanlar olmağan edi. Biz böyle insanlarını kıdıra edik. Böyle insanlar bar eken... Siz bilesiniz, ben Kiev'ge kegende ATR'ge de vardım. Amina Mamedova yakında bir klip çıkardı. Çıkardık. O барган эди Яскравы дейди Украина деген конкурска анда иштирак этти сонсуз эбетте эфирлер алып бардыңыз көрсөтүңүз окузун ана иште у кыз али да янымда ве яңы жазылган жер яңы аранжировка яңы демек ки клиплер онун үчүн жаздым ондон соң Сафина деген тахымым бар булар үчүн жаздым булар явач явач девам этебиз чалышабыз мен озум да унутмайм. O zaman da birkaç yıl yazarsın her vakit. Demek ki trend olmak gereksin. Yüksek seviyede tutmak gereksin her şeyin onun için. Arslan ağam, siz buna başında aytıp keçtiniz bugün Kırım'da vaziyet kıyın. Buna bakınız, bugün konsertler yok. Buna evvelleri 8 yıl evvel birçok konsertler, meydanlar oldu, klipler yarışı oldu. Böyle vaziyette, buna böyle meydanlar olmağan vaziyette çalgıcılar özlerini nasıl inkişaf edebilirler? İlmaz Hanım, ben yalan etmeyi paylaşayım sizge. Bizde konsertler var. Var konsertler, naz aytayım sizge. Demek ki отчетный konsertler var bizde. Her bir kolektivde, demek koreografik kolektivler. Olsun Ateş, olsun Cemile, olsun Fidan, olsun Nesil, bilmeyim, Yıldızlar, da birkaç tane ansambller var. Onların konsertleri var, biz anda iştirak ettiğimiz. Ondan son, ben anlayayım siz naz konsertlere aitkanımız. Demek ki, işte hatırlayızlar, son daha birkaç Navruzlar, bayramları ola şimdi geçirirler ama böyle eskiden dayan dugul ne için desen o zamanları başka ruh başkaydı, bir oz kokusu başkaydı bu konsertlerin ve duygu başkaydı, anlayasınız? Şimdiki günlerde sen her şeyi düşünüyorsun. Ne yırılacağım, kim ne kanda çıkacağım, kim gelecek senden interview alacak da naz edip vereyim ya vermeyeyim, kanda barayım ya barmayayım. İşte o taraflama var, biz pek bölündük bu meselede. Ama konsertler evet değil, pek az ve onların içinde müzikantlarımız size aitkandayı yırcılarımız pek az iştirak etedi. Onun için çoksa şimdi bir şeye bakmayıp özlerini, işte fikirlerini değiştirip başladılar yavaş yavaş katlamaya başka bir plaşakalarına. Demek ki özlerini göstermek ve onlar işte böyle belliler. Sanki onlarını bilecekler ve hürmet edecekler, sayacaklar. Ama ki o plaşakalar çalışmayın. O meydanlar gerçekten de çalışmıyor. Buna biz görüyoruz. O meydanlar asıl da çalışmıyor. Ve andan adlar çıkmıyor. Yok, anda adı çıkmaydı. Onun adları yok. Şimdi onlar doğru aydı. Anda bir şey kalmadı ve kokusu da kalmayacak. Böyle etip onlar daha çok unutulup gidecekler. Ama çoksun adı belli olacak. Arslan ağam, ya eksperimentlerge nasılsız bakasınız? Pek yakışı bakam.
Her türlü eksperimentlerge yakışı bakalım. Ben uzun eksperimentleri yaptım. Evet de şimdi o eksperimentini yapan olsaydım anlamaz edilir. Biz koronavirüs olganda keşken sene bir alçı çıkayın topesini böyle bir aklıma geldi bir gün yapmağa böyle bir şakalı bir böyle yani adamların ruhlarını kotermek için adamlar pek evde çok oturaydılar eski başlı adamlarımız dedim bir hiç olmasa külümselesinler de tekrar açıp balların toplanıp böyle bir eksperiment yapkan idi. Başka eksperimentlerine baksan demek ki rock, jazz, folk, pop, EDM, house, ну, demek ki pek çok neler var mı onun hepsini bilem ama her şeye men tek kol tutam. Kol tutam ne için desin bizge her türlü her taraflama inkişaf etmek gerek. Ve oge gitmek gerek, göstermek gerek özlerimizin. Men kene de aytam, biz en yakın halkımız, en yakın milletimiz Türk halkı. Olardan örnek almak gerekmez. Bak nasıl, o seler nasıl oge gidelim. Ama biz yazık ki başka tarafa bakamız, daha da ucuz havalara bakamız, ucuz bir müzikaya bakamız. Были ликин, я музыка зевкны, я не вкус. Он ашламага инсанларга мүмкүн мү? Мүмкүн эбет. İşte демлерибиз лаф эткен эдик сизге, кымын хабаты. İşte музыкабыз боле ве биз нечин боле дигер абаларны тиңнеп, дигер абаларны мешур этемиз ве işte бу işte о меселеде бу. Demek ki aşlamak bizim borcumuz yavaş yavaş güzel müzik aşlamağa. Oğa radyo gerek, televizyona gerek ve kün künden her gün yavaş 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 milletimizge aşlamak gerek. Adam bütün gün arabada ve demek ki onun radyosunda bu böyle güzel bir havalar olmak gerek. Ben aytmayım şimdi tek halk havalar, doğru anlamız. Tek halk havalarından zamanevi havalarda olmak gerek. Rock da olmak gerek, jazz da, country, bilmiyorum. Her tür klasik olmak gerek, akademik olmak gerek, her taraflama olmak gerek. Biz inkişaf etmek gerekmiz. Ama biz osmiyimiz, ne için desem biz seçemiz özümüz gibi öyle bir. Adamlarla bir şey kalmıyor. Onlar elbette biz aşlamasak, biz vermesek, onlar başka yerden alalar. Şimdi internet var, internet çok bir yol açtı. Yaramay şey de var içinde hem de yaxşı şey var. Adam internette istesen bir olmayacak şeyler bulabilir, tapar. İstese tek yaxşı şey tapar. Onun için biz adamlarga biz birinciden özümüzü terbiyelemek gerekmiş evde. Demek ki biz özümüzü, biz ballarımızı, her bir adam evde imam olmak gerek. Anlaysız? Demek ki sen ozun albarsan, korantayla üretiyorsan, koranta çıkan son, koranta bitse son başlayısın soy soplarına, anlatmağa son komşularına. Demek ki böyle biz ozumuzun terbiyelemek gerekmiş. Son aşlana, bülbül, yakşı şeyle. Her şey böyle aşlana. Tek müzika duygu, tek her şey dinden başlat, her şey böyle aşlana. Арсен аға, сіз мұна гүзел чалғыдыларындан бірісіңіз. Я сіздің ән күшлі тарафыңыз насыл? Мұна чалғыды оларақ сіздің ән күшлі тарафыңыз насыл? Оны айтып оламам мен. Я насыл етіп айтып оламасыңыз? Ер бір чалғыдының бір құсусиеті бар, я сіздің? Жоқ, мен білесім, мен аз айтайым сізге керчек айтсам. Мен шымды аранжировкалар язам, өбетті чалғыды демеге мүмкін маға. Мен аранжировкалар язам, ве бұл аранжировкалардың ішінде әр шейін өзім чалам. Кімерде, дегер милетлер де чалам, біздің ағаларымызны. Оны мен істейім, ве мен аңнатам инсанларға бақын, іште біз, біздің ағаларымызны, демек ки, Ирандан чалғыды чала, Ерменистандан чала, Түркиеден чала, Азербайджандан чала, Киевден чала. Демек ки бу аваларыбыз мешур болсун деп, популяр болсун деп, биздин калк аваларыбызды популяр этмек үчүн. Ама чок аранжировкаларда мен өзүм чалам. Демек ки 99% мен өзүм чалам. Чалгычы саймагы мүмкүн, ама мен шунда чок жылдардан бери жерчи болуп белдим ве мен жерлерге эмиет берем. Жерлерге баканда мен болмойм. Демек ки
nasıl millet, nasıl dil, gerekse İngilizce yıllarım, gerek olsa Türkçe yıllarım, gerek olsa Arapça yıllarım, Tatarca yıllarım. O beni tek zenginleştiriyor, anlarsınız. Ben böyle, fikrim böyle. Doğru anlarsınız, ben her bir milletin bir yıllarını öğrensem, dilini öğrensem ve yıllasam ve böyle komalar olsun, böyle incelikler olsa onu öğrensem, men onların faydasını görüyorum tek bizim yıllarımızda. Men çekeyim bizim yıllarımızda da, özümüzün yıllarımızda onu faydalanan, onun faydasını görmek gerek. Tek öğrenip de yıllap onların dilinde fayda çok görmezsin. Ama onu kullanmaya bizim havalarımızda. O da fayda var. Neçin desen, sen bir incelikler, böyle bir duygular, yakşı taraflarını, tek yakşı taraflarını alıp kullanmaya. O men bellesem fayda verecek. Ve verir. Arsen Ağam, ya gelecekke nasıl umutlarını besleysiniz? Umutlar, tek umut etmek gerek mi? Bizim dostumuz Nadir Diptanov aytkanda umut etemiz. Men her daim aytam, biz umut etmek gerek mi sebette? Ama gerçekten biz umut etkenimizden bir faydası olmaz. Biz bir şey yapmak gerekmez. Biz çalışmak gerekmez. Üretmek gerekmez. Devam etmek gerekmez. Değişmek gerekmez. Fikirlerimizin değiştirmek gerekmez. Ne için desem, çok insanlar işte bu fikirden yaşadım, bu fikirden öleceğim. Yok. Biz değişmek, uymak gerekmez kimer şeylerge. Ama gerçekten baksan böyle uymağa da bir söz, böyle bir ince bir söz, uymak demek biz anlamak gerekmez. Gelişeyim şariatka, gelişmeyim demek. Ben böyle bir primer demek ki aytayım size. Kimerde bir zemanevi havalar yazmaz değilsin. Yazarsın, her şey yakışı bir klip yazar edim. Buna gerçekten aytam. Ama değilsin, o klipke yaraşa işte böyle havuzun çevresinde böyle DJ, kızlar cuğunalar bu havuzda, dülber böyle olacak da böyle bir klip çıkarayım desen. En de başlayısın düşünmeye son anlayısın. Ya bizim terbiyemiz başka, bizim milletimiz başka, urf adetlerimiz başka. Biz onu düşünmek gerekmez ve koz olguna almak gerekmez. Yapmamak gerekmez böyle işlerini. Biz başka taraftan düşünmek gerekmez. Güzel bir demek ki lokasyon tapmak gerekmez. Anda ağzımızı göstermek gerekmez ve her şeyi uymak ama yolundan. Demek ki yoldan vurmağa olmayız. Biz şimdi bu milletler yapar da biz de yapayık. Böyle bir laflar gelişmiyor bizge. Gelecekte benim umudum biz birinciden saklamak gerekmez bozumuzun, kulturamızın. Ama saklamaktan başka biz daha inkişaf etmek gerekmez ve osmek gerekmez. Demek ki сохранение, но есть сохранение и развитие. Demek ki işte развитиamız unutmayık развитие olacağımızın. Ve o gitmek gerekmez, daha da inkişaf etmek gerekmez ve her yerde her taraflama birbirimizge kol tutup en birinci vaziyet birbirimizge kol tutmak, bakıllık, kıyanetlik olmamak ve birbirimizge yardım edip o gitmek çalışıp da gelecekte biz kuvanayık. Bizim yıllarımız, havalarımız, tiyatrımız, kinomuz, her şeyimiz orada olsun ve en birinciden elbette plaşatkalarımız. Demek ki televizyon, radyo bu en birinci bizde. Birinci basamakta. Ne için desem bu onsuz olmaz. Арсен Ағам, чүх сақ олыңыз, сақыңыз бөле мерақлы субет үчін. Сіздің бұтын ғайлеріңіз керчеклешсін, бұл ағыр вазиетке бақмадан, ішіңізіні девам етіңіз, біз көз етеміз, ве сізге пек мені дармыз, ве атерге дестек көстергеніз үчін, бізде сізге чүх сақ олыңыз айтамыз. Сақ олыңыз, Арсен Ағам. Аллах разу.
Saygılı teleserjilerimiz, bu güzel noktada yayınımızını yekunlaymız. Hatırlatam yayınımızın mısafırı, belli çalgıcı, aranjirovşik, Ars Music Production studiyasının tesisçisi Arsen Osmanov olgan idi. Ve şunu da ayrıca hatırlatmak isteyim. Patreon kurantasına kirmege aşığınız. Böyle eti bu sizler için güzel güzel leyhalarını çıxaracağımız, rejissörlerimiz adreslerini kosteri. Ve böyle etip öz destekinizni bizlerge kosteriniz. Men ise sizlernen sağlıklaşam. Kelecek yayınlarımızga hadar. Körüşmek üzere.